Para piyasası fonlarında seçimi şöyle yaparız. Getiriye göre seçmek başlı başına doğru olmayabilir. Çünkü zaten şurada şu ekranda bile 2 tane 4.18, 3 tane 4.15 görüyorum. 5 fonun 6 fonun göründüğü bir ekranda tepe ile en alttaki arasında 10 binde 6'lık bir marj var. Yani Evet. oldukça küçük bir makas var. 10 bin lirada yıllıkta, aylıkta 6 TL'lik bir farktan bahsediyoruz. Çok küçük bir fark var. Para piyasası fonu tercihi yapılırken eğer bunu belli bir dönemli, yani belli bir dönemden kastım bir hafta, 6 gün, 8 gün, 15 gün gibi değerlendireceksek buradaki oran performansına göre seçmek makul olabilir. Ancak çok hızlı kullanacağınız, yani bugün hesapta var, yarın gidecek bir hesapsa orada paranın hesabınıza geçiş hızını etkileyecek teknolojilerin olduğu yerleri tercih etmek önemli. Bununla Evet. alakalı zaten Fonaryo olarak sizin de bir çalışmanız olduğunu biliyorum. Tabii Umuyorum var. yakın zamanda devreye girer. Bu da girdiği zaman çok hızlı hareket edilebilecek orada. Para Ben piyasası bir fonlarıyla alakalı ben şunu söylemek isterim. Kısa, çok lütfen. uzatmadan. Bazen Ya çok uzatabiliyorum, özür benim bir dilerim. sorum var. Onu sorayım istiyorum. Yani aslında bir taktik uyguluyorum ben. Şimdi izleyenlere ben hilemi vereceğim. Hazır olun. Para piyasası fonunu şöyle seçiyorum. Şimdi arkadaşlar yaptığım yöntem çok basit ve her zaman işe yarıyor. Şunu yapıyorum. Fonere'yi açıyorum. Getiriyi bir haftalık yapıyorum. Bakıyorum ilk sırada ilk 5-10 fon hangisi ona bakıyorum. Ondan sonra bu getiriyi bir aylık yapıyorum. Sonra bu getiriyi bir aydan daha uzun yapmadım bugüne kadar ama hani bir de bir günlük yapıyorum. Bir günlük, bir haftalık, bir aylık bakıyorum. Ondan sonra da diyorum ki eğer tutarlı olarak ilk gördüğüm 5 fon içerisindeyse bu fon, o fonu ben alırım diyorum. Benim şeyim bu. Hani nasıl seçersin sorusuna cevabım bu. Burada da bir tane fon dikkatimi çekiyor. Bu Çok arada kısa sen cevap vereyim mi biraz abi buna müsaadenle? Go alt alın geçin abi ya. Niye uzatıyoruz yani? değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Go 6, şimdi bundan biraz çekiniyorum. Çünkü Go 6 neticede Fonere portföyün fonu. Biz burada bütün fonları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sanki ona iltimas geçiyormuşum gibi olsun hiç istemiyorum. Öte yandan ya bu taktiği ben 15 senedir kullanıyorum. Ve Go 6 işte yani data onu söylüyor. Bir günlükte birinci, bir haftalıkta üçüncü, bir aylıkta ikinci. Yani tutarlı olarak aslında ilk sıralarda yer almayı başarmış. O zaman ben bunu alıyorum. Yani benim yöntemim bu. Bu arada bir başkası da bunu, bu performansı, bu resmi sergileseydi onu da alacaktım. Şu an Fonaria portföyün para piyasası fonu bunu başarıyor. Nasıl başarıyorsunuz? Bir de bari onu söyle de şey yapalım, insight not alalım. Dürüst olmam gerekirse para piyasası fonunun yönetimi dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Çok samimi söylüyorum bunu. Çünkü repo pazarındaki o işlemlerin takibi, orada en iyi pozisyonu yakalamak, iyi pozisyon geldiğinde oradaki tek alıcı siz değilsiniz. Para piyasası fonlarının diğer yöneticileri de ekran başında. O pozisyonu sahip olabilmek gerçekten oldukça güç. Çok uzun süre ekran takibi gerektiriyor. Burada bu fon yöneticisi arkadaşları ben izliyorum. Yani gerçekten ciddi bir emek var orada. Strateji olarak da burada bazen bazı stratejik kararlar vermek gerekiyor. Ne gibi? Mesela yani bu fon sadece repo, ters repo, mevduatla hareket etmiyor. Bunun içerisine sabit getirili diğer varlıkları da alabiliyoruz. Burada iyi getirili bir varlık geldiğinde takvime uydurarak günlük en iyi veriyi sağlayacak olanı seçmek ve bu kararı vermek de aslına baktığınızda çok kolay değil. Orada en iyi kararı vermeye gayret ediyoruz. Ben Fonaria Portföy'de fon yöneticisi olarak başlayalı 3 hafta oldu. SPL tarafından tasdik bugün yapıldı. Ben şu an resmi olarak herhangi bir fon yöneticisi değilim. Yarın itibariyle başlayacağız.
Hiçbir şekilde müdahil olmadım ama arkadaşlar işlemleri yaparken izleyip hani yıllardır sahip olduğum tecrübeyle bazı şeyler önerilerde bulundum diyeyim. Hani şöyle olursa daha iyi olur diye. Gerçekten bu performansı ortaya çıkarabilmek için çok ciddi bir mücadele gösteriyorlar ve performans olarak da veri olarak da bunun karşılığını alıyoruz zaten. Evet. Fon evet. Yatırımcı da bunun karşılığını veriyor açıkçası. Son iki haftada bu fon %100 büyüdü. Yatırımcı sayısı olarak %125 büyüdü. Bunlar gerçekten yatırımcı tarafından verilmiş karşılıklar ve bu bizi memnun ediyor. En iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Kısa vadeli değerlendirilecek kaynağınız varsa ya da uzun dönemli olarak risk olmadan düşük riskli getiri elde edeyim diyorsanız tercih edebilirsiniz tabii ki. Evet, yani ben açıkçası şu ara özellikle belirsizliklerin arttığı dönemde biraz böyle para piyasası tarafındaki ağırlığımı arttırmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla Go6 benim bugünlerdeki favorim.